sa kısa, kısa bazı saptamalarım var. Yani birincisi evet. Musavat Bey'e tabii hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani ama yani açıkçası e, o 80 öncesinin çalkantılı yılları bakımından hakkında e, oldukça olumsuz iddialar olan e, bazı e, mit görevleri ile bağlantıları, bazı istenmeyen olaylarda dahli olduğu e, ileri sürülen bir biraz bu anlamda da açıkçası tartışmalı bir figür olduğu görülüyor. Ee, ama dediğim gibi yani ben işini bilemem sadece. Hocam basında o, o, o dönemde herkes hakkında her şey söylenecek ama, ama ben zaten o yüzden de özellikle iddialar dedim. iddialar ee, ama yani şimdi herkes hakkında da her iddia olmuyor. Yani iddia neyse. Yani e, onun bir altını çizelim. Şimdi e, Fatih kardeşimin söyledikleri bir yerde oturmuyor bana göre yani şöyle şimdi eğer Meral Hanım'ın devamıysa atadığı kişi ise şu benim kafamda oturmuyor Meral Hanım'a çok sıcak bir e, şekilde bir yaklaşımla sakın bırakma bak sakın bırakma partine sahip çık kal olduğun yerde e, diyen bir Bahçeli madem ki eğer Musavat Dervişoğlu Meral Akşener'in devamıysa niçin ee, ihanet. Yani bizim onu tebrik etmemiz hani ihaneti niye tebrik edelim? Şimdi gel oturmuyor. Oturmuyor. Birincisi bu. Hocam orada evet. siz isterseniz burada e, hani şey yapalım. Yorumunuza ben de bir Tabii. cevap vereyim. Tabii veriyorum. ama oturmuyor. şu buradaki temel mesele şu. Bölünme Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bölünme olursa olmaz dedi. Yani Koray Aydın ekibinden daha e, bittiği anda Erhan Usta'nın istifa ettiğini gördük. Onun dışında bir de Yine e, yüksek oy alıp kenara çekilen bir Tolga Akalın var. Yani Tolga Akalın'ın da parti içerisindeki hem gençliği hem de dinamizmi temsil ettiğini düşünürseniz, bu ekibin de 300 delegeye yakın bir delegeye ulaştığını düşünürseniz, bunların bir sonraki adresi ya Zafer Partisi olacak ya bir başka parti olacak veya bir başka oluşum olacak. Yani Devlet Bey'in söylediği temelde Meral Akşener siz asla değil, İyi Parti kendi içerisindeki dinamikleri, korursa e, Mehmet şey, Tolga Akalın'ı da Koray Aydın'ı da Musavat Dervişoğlu'nu da e, Kürşat Zorluyu da Turhan Çömez'i de anca Meral Akşener e, zapt eder diyerek bir birliktelik olması gerektiğini savunuyor. Yoksa iç işlerine karışmak için söylediği bir durum Hayır, yok. Hayır, anlatamadım galiba. Ben hiç de ikna olmadım. Cevabımı da alamadım. Ben diyorum ki gayet basit bir mantıkla eğer Meral Hanım'ın devamıysa onun belirlediği bir kişi ise o zaman Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin eee Meral Hanım'a olan o sıcak yaklaşımıyla burada bizim ihaneti tebrik etmemiz söz konusu dahi değildir. Şeyleri birbiriyle örtüşmüyor. Bunu, bunu söylüyorum. Ha benim bilmediğim şeyler olabilir. Evet. Ben çünkü ben niye siyasette başarılı olamıyorum? Çünkü siyaset girdiği kabın şeklini alma sanatı. Sıvı olacaksın. Hangi kaba giriyorsan şeklini alacaksın. Ben katı cismiyim ya, alamıyorum. Onun şeklini alamıyorum. Bu doğrudur, yanlıştır. Ama ben böyleyim. Hani var ya Ayten. Kendi doğrularınız. A Ayten Alpman'ın şarkısında olduğu gibi üzgün. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. <laughs> ama ben böyleyim. Ben böyleyim. Şimdi Peki. birincisi o, ikincisi benim açımdan e, İyi Parti'nin küçük MHP olma amacı tescillenmiştir. Bakın. Şimdi e, burada sıkıntı ne? Bakın ben bu programlarda da hep söyledik ya de, de, dedim ki hep ya, iyi parti her şey olmaya çalışırken hiçbir şey olamadı çünkü her şey olmaya çalışırsanız hiçbir şey olamazsınız herkesi kucaklamaya kalkarsanız hiç kimseyi kucaklamayabilirsiniz önemli olan ezici çoğunluğu hani dönüyor ya kahir evet. ekseriyeti. Herkesi mi kucakladı? E tabii. E şöyle, şöyle düşünün ya yani herkese mavi boncuk dağıtırsanız bir davanız olmaz. Şimdi ama benim için esas olan şu. Ben diyorum ki partinin kuruluşuna bakın. Evet. Kurucularına bakın. Meral Hanım'ın bırakmasından sonraki adaylara bakın. Ya içinde bir tane mi gerçek manada merkez sağdan gelen ne bileyim? Adalet Partisi çizgisinden ve geleneğinden gelen bir kişi olmaz. Olamaz.